Herkese selamlar dostlar. 10 Mart 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. İdeallerinden ve yükseklerinden bahsedeceğim ve sizlere bir adet ideal kombini önereceğim. Ekrana gelsin. İdeal kombini arkadaşlar YouTube Telegram grubunda, yorumlarda ve açıklama kısmında var. Neden burada vereceğimi söyleyeyim. İdeal kombinimi çünkü basket maçlarını alabilirim. Basket maçlarını alacağımdan dolayı da bunun oranları cuma günü veya perşembe akşamı açılıyor veya cuma günü sabah açılıyor. O yüzden videoda veremeyeceğimden kaynaklı erkenden olduğu için ben bu kombiniyi Herkes Açık Telegram kanalından vereceğim. Açıklama kısmında ve yorumlar kısmında zaten başı tutturacağım. Oradan da tıklayıp gelebilirsiniz. Zaten burada da ara zaten ücretsiz canlı tahminlerde yaptığımızı biliyorsunuz. Geçtim bunu. Bir adet skor yarışmamız var. Fransa Lig 1'de güzel bir karşılaşma var. Lille-Lyon mücadelesi. Ben Lille tarafındayım. Lille'in buradan galip gelebileceğini de düşünüyorum. Birazdan anlatacağım zaten. Burada maç skoru ne olur sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli. Bilen bir arkadaşımızı kata Telegram gruplarımıza dahil edeceğiz. Geçtim bunu. Yüksek mislide en son ne yaptık ondan bahsedeyim. Yüksek mislide en son Benfica'nın atacağı 2 golü önerdim. Ve kasa tuttuğumuz için burada da 840 TL'lik önerdim. O da geldi. Değerlendirenle tebrik ederim. Yüksek misliden bu zamana kadar 10 tane yüksek misli verdim. Mart ayında 9 tanesi geldi. Tebrik ederim dostlar. Benfica'nın 2 golü zaten çok rahat ilk yarıdan da geldi. Geçtim bunu da. Yüksek mislinin kazancı ne durumda diye baktığımız zaman da şu an güncel kar, ben 4-5 tane maça 500 TL'lik önerdim. Çok fazla kar yapamadık aslında. 10 maçtan 9 tanesi geldiği zaman da bu miktar biraz daha fazla olabilirdi. Fakat dediğim gibi biraz daha temkinli gittik. Fakat şu an güncel kar lirasına 2676 TL kılçıksız net kar var. Bunun da bilgisini sunalım. Geçtim bunu da. Günün kombini vardı dün. Olympiakos maçına maç sonu 1 ve Benfica maçına atacağı 2 gol olarak değerlendirdim. 2 oranı vardı bunun da. 2-0 birimine olması lazımdı. Olympiakos 2 farklı galip zaten geldi. Benfica'da 2 tane gol attı. Chelsea maçını ben burada kombineme de almadım. Var bekliyordum fakat almadım kombineme. Çünkü zor maç. Ellemedim. Ben burada Olympiakos'la Benfica maçını kombinledim. Kombinemiz de kazandı. Tertemiz oldu. Bir de arkadaşlar canlı şov adı altında bugün neler yaptık? Bugün şu an seri 9'da. Bodrumspor ilk yarıdan bir gol atar. Geldi. 1'de 1. Bodrum maçına 2.5 üst dakika 26'da alındı. Keçiören'in atacağı bir gol. Bodrum maçına var. Bunlar alındı. 2'de Keçiören golü attı. 2'de 2. Bodrum maçı üst oldu. 3'te 3. Bodrum maçı var oldu. 4'te 4. Devam. İlk yerden gol bekledik Mikulas maçından. Geldi mi? Geldi. Geçtim 5'te 5. İlk yarı 1.5 üst girdik aynı şekilde. Geldi mi? Geldi. 6'da 6. Canlı devam ediyoruz. İlk yarı 2.5 üst. Etinden korkanı demişler. İlk yarı 2.5 üst 1.67 orandan. Geldi mi? Geldi. İlk yarı 2-1 bitti. Son dakika. Aldık. Ev ilk yarı gol atar. Penaltı oldu. Penaltıdan geldi. Ver müziği. diye 8'de 8. Maç aynısını zaten bunu Herkes Açık gruba da attım. 9'da 9 oldu bu maçta da. Maç sonu 1'de zaten şurada geldi. 9'da 9 olaraktan da tamamladık. Şu anda zaten 10. canlı bahisimizde devam ediyor. Bakalım. Kısaca canlı odasında nasıl bir işleyiş var onu anlatmaya çalıştım. Güzel bir seri yakaladık bugün de. Cuma içinde de arkadaşlar güzel seviyede like gelirse Herkes Açık gruba zaten bir adet kombine atacağım. Ayrıca oraya da canlı bahislerle atabilir. Sizlerden ricam videoyu atacağınız like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyiniz. Başlayalım. Giresun'la Karagümrük karşılaşmasıyla start verelim. Karagümrük'ün oyunu zaten sürekli biliyorsunuz. Hem defans yapmayı pek beceremeyen bir takım ama hücum hattında da güzel işler çıkaran takımlardan bir tanesi olduğunu biliyorsunuz ki son mücadelesi zaten 4-3 mü ne bitti. Giresun'a baktığımız zaman da onlar da deplasmanda gerçekten oyun sergileyemiyor. Fakat kendi evlerine baktığımız zaman da pozisyona girmekte herhangi bir sıkıntı yaşamıyor ve karşılarında çok fazla savunma yapamayan bir Karagümrük takımı var. Mücadelenin beklentisi burada bence Giresun'un da gol atması beklenebilir. Karagümrük'ten zaten maçın favoriye baktığım zaman da Giresun açıldı zaten. Ben burada bir var seçeneğini aldım. 1.39 gibi orandan Karagümrük'ün oynadığı oyun kaynaklı ve Giresun'un kendi evindeki o cesur oyunundan kaynaklı her iki takımın da birbirine gol atması bence çok ideal olacaktır. KG var olarak 1.39 gibi orandan tek tercih olarak idealden öneriyorum sizlere. Bilginize bol şanslar. Spezia ile Inter mücadelesi. Bu maçı da şöyle değerlendirme altına aldım. 2. sırada Inter bulunuyor bildiğiniz üzere. Fakat zaten Napoli şampiyonluğunu aldı götürdü. 15 puan fark var şu an. Spezia ile oynayacaklar. Mücadelede korner beklentisi var aslında. Bir kornere gidecektim fakat korner açılmadı. Yani ne açacaklar baremi de bilmiyorum. Çünkü Spezia takımı da kornere destek verebilir. Bir korner maçı olabilir açıkçası. Fakat açmadıklarından dolayı ben bu maça ne alabiliriz diye bakacağım şimdi. Şimdi Inter'in zaten herhangi bir önemli bir sakatlığı yok. Lukaku'nun fazla kilolarından dolayı 7'ye düştü. Zeko ile Martinez oynuyor. Onu belirteyim forvet hattında. Önemli bir sakatlık yokken Spezia takımı kendi evinde burada. Muhtemelen geçiş oyunuyla birlikte Inter'e karşılık vermeye çalışacaktır. Inter'i zaten baskıyı alamaz. Arkada boşluk verirse gol olur. Inter burada baskıdan ilk yarıdan bir gol çıkaramaz mı diyerekten düşünüyorum da Inter'in ilk yarıda atacağı bir gole 1.43 gibi oran açmışlar. Bunu da idareden önermek istiyorum sizlere. İlk yarıdan Inter bence bir gol bulabilir. Bunu da değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Inter'in ilk yarıdan bir golü var. Eğer biraz daha risk isteyen varsa ilk yarıdan da 2. Yani ilk yarı skor beklentimde 1-0 bu arada. İlk yarı 2 seçeneğini de değerlendirirse onun da oranını söyleyelim. 1.71 ve skor bazında da baktığımız zaman da birinci yarı skorda 1-0 beklediğimden dolayı 1-0 beklediğimden dolayı da 3.07'de onun oranı var bilginize. Lille ile Lyon karşılaşması. Lyon tarafında çok önemli bir eksiklik var. Lacazette bu maçta olmayacak. Lille oynayacaklar. Lyon deplasmanda iyi bir takım. Lille zaten burada dişe diş bir mücadele olacaktır. Mücadelenin aslında beklentisi ya bir beraberliğe biraz daha yakın Lille tarafından. Ama ben burada biraz risk almak istiyorum. Taraf riskine gitmek istiyorum daha doğrusu. Lyon tarafında Lacazette'in de olmayışından kaynaklı. Burada da ben şöyle bir beklentim var. Yani Lille takımı biraz daha kendi evinde rakibi ablukaya almayı seven ve Lyon'un da genellikle deplasmanda oynadığı maçlara baktığımız zaman da Rennes maçı olsun, Marsilya maçı olsun, Monaco maçı olsun bunları zaten deplasmanda kaybetti. Yani bu kalibredeki takımlara karşı deplasmanda kaybedebilen bir takım Lyon takımı. Lacazette'in de eksikliği olduğundan kaynaklı ben burada Lille tarafının galibiyetini alacağım. Maç sonu birinin oranı 1.70 arkadaşlar. Yani oran yüksek. Ben bunu sisteme de almayı düşünüyorum. Sisteme de nasıl alacağım onu belirteyim. 3.50 gibi orandan Lille tarafı galip gelirse de tek farklı galip gelir diye düşünüyorum. Cuma'nın da zaten riskli bir gün olduğunu biliyorsunuz. O yüzden bu şekilde de bir değerlendirme yüksek orandan yapabiliriz. Geçtim diğer mücadeleme. Anadolu Efes ile Maccabi Tel Aviv mücadelesi. Anadolu Efes daha bugün bir karşılaşma oynayacak. O daha henüz oynanmadı. Onun altına yani Micic muhtemelen maç saati belli olacaktı. Fakat bu maçta Micic takıma muhtemelen döner. Yani Tel Aviv'le karşı oynadığı zaman döner. Burada arkadaşlar Anadolu Efes tarafına gitmemizde fayda var. Tel Aviv deplasmanda zaten iyi bir karnesi yok. Kendi evinde ne kadar iyi bir takım olsa da deplasmanda takım değişiyor. Aslında basketbol takımları bu kadar iç saha dış saha fark etmemesi lazım ama Tel Aviv'i de fark ediyor. Ben burada Efes'in atacağı sayıyı almak istiyorum. O yüzden Efes burada 81, 82. Yani Efes kaç barem açarlarsa en alt baremden Efes'e üst almanızı öneririm. Geçtim bunu da. Fenerbahçe Beko ile Barcelona karşılaşması. Barcelona'nın daha dün maçı vardı. Olympiakos mücadelesi 77-70 mi? 75-60 mi? Öyle bir skorla yenildi Barcelona takımı. Barcelona takımı iyi bir savunma yapan bir takım. Fenerbahçe Beko da üçlük yüzdesi olarak sağlam bir takım açıkçası. Maçın favorisi kim olur bilmiyorum da Fenerbahçe bir adım daha önde olabilir gibi. Fakat dediğim gibi Barcelona takımı savunması iyi bir takım. Fenerbahçe de bu oyuna Barcelona'nın oyununu da biliyor. Onlar da biraz daha savunmaya önem verecektir diye düşünüyorum. O yüzden bu karşılaşmaya da hatta şöyle kendi evinde Fenerbahçe Beko Barcelona'ya karşı 2 tane maç oynadı. İkisi de alt bitti. Burada da şunu düşünüyorum. En üst baremden alt almanızı öneriyorum sizlere. O yüzden benim bu seçeneğim alt. Barcelona'nın oyunu hatta pardon. Şu. İlk yarı alt. İkinci yarı çünkü oyun açılabiliyor. Olympiakos maçında da öyle oldu. İlk yarıdan muhtemelen 83 falan açacaklardır. İlk yarı 83.5 altını burada değerlendirme altına alabiliriz. İlk yarı alt alacağız bu maça. Diğer mücadelem son maçım Baskonya ile Monaco mücadelesi. Kombinemeye koymak istediğim maçlardan bir tanesi bu mücadele. Fakat oranlar henüz açık olmadığından kaynaklı Telegram grubunda vereceğim kombineyi. Zaten açıklama ve yorumlar kısmında var. Bu karşılaşmaya da doğrudan üst alın. Ben o Baskonya'nın kendi evindeki zaten son Real Madrid maçında 85-81 yendi. Son saniye üçlüğü gelerekten de izlediğim bir takım açıkçası Baskonya takımı. Kendi evinde de zaten 93-94 sayı ortalamasıyla oynayan bir takım Baskonya. Monaco'da zaten kaliteli isimler Okobo, Mike James gibi isimlerle birlikte sayı üretmekte herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Bu yüzden bu maçı da doğrudan bir üst olarak değerlendirelim. Değerlendirecekler bol şanslar. Sizlere dediğim gibi ideal kombine vereceğim. Like'larınızı bekliyorum. Herkes açık Telegram grubunda ekrana gelmiştir tekrardan onun görseli. Yorumlar ve açıklama kısmında zaten var. Bu gruba gelerekten de Cuma kombinesini bu grupta zaten vereceğim. Dediğim gibi basket maçlarının oranları açılmadığı kaynaklı Cuma öğlen saatlerinde muhtemelen kombine verilir. Geleceklere katılacaklara bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.